Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Eskiden Hristiyan devletleri 54. İkinci emir daha. Eskiden Hristiyan devletleri bu İttihad-ı İslam'a taraftar değildiler. İslam Birliği'ne. Fakat şimdi komünistik ve anarşistik çıktığı için hem Amerika hem Avrupa devletleri Kur'an'a ve İttihad-ı İslam'a taraftar olmaya mecburdurlar. Şimdi komünistik ve anarşistik. Komünistik hiçbir ahlak mefhumunu tanımaz. İki özelliği var komünistin. Hiçbir ahlak mefhumunu tanımaz. Ahlak. Bir de şahsi teşebbüsü ortadan kaldırır. Yani eşitlik namı altında insanların fıtratında olan gelişime, yeni bir şey bulmaya, aktif olmaya, lider olmaya, ötekisi aşağıdan gitme, bunlar ortadan kaldırıyor. Tek tip ki insanın fıtratına palanga vuruyor. Buna bu yanlış olduğunu Rusya anladı değil mi? 100 küsür sene sonra geri döndü. Şimdi Çin dönüyor. Şimdi Avrupa ve Amerika bu İttihad-ı İslam'a mecbur olacak. Niye diyor bak. Çünkü komünistik ve anarşistik çıkmış. Bir tanesi hiçbir kuralı tanımaz anarşist. Tamam mı? Yani hiçbir kural tanımaz. Öldürür. Yani bunların Çin'e yayılacak. Komünistik de gelişime zarar. Engel. Yeni insanlık alemine, gelişime zarar. Tek tip insan şey yapar. Bu Avrupa ve Amerika'ya bu sıkıntılar yayılacak. Şu anda iki tane beyin var, kafa var. Bir tane Çin bu konuda, bir tanesi Rusya. Gizliden gizliye aşağıdan ittifak etmiş. İttifak etmişler. Dolayısıyla Avrupa ve Amerika'nın şansı yok yaşamaya. Çünkü iki tane dev devlet. Süper ve nüfus bakımından da dünyanın dengesini bozuyor. Şimdi düşünün. Avrupa, Amerika şu anda bir mümkün değil. İflas etmiş. Avrupa, Amerika ya ayakta duracak ya ölecek. Avrupa ve Amerika'nın tek ayakta durmasının sebebi İttihad-ı İslam'ı onların karşısına çıkarmaktır. Bir Türkiye ile olmaz. Amerika ve Avrupa yaşaması için o iki tane süper devletin ve hem ekonomi hem nüfus bakımından hem coğrafya her konuda, dolayısıyla o iki devlet, iki korkunç bir şey. Mesela Avrupa 50'de biridir dünyanın. 50'de bir. Yani nüfusu. O kadar yani. Yerde öyle bir şey yani. Fazla bir şey yok. Yaşaması veya ölmesi. Ayakta olmasının Amerika'nın ve Avrupa'nın tek bir şansı var. Bu iki tane ittifakın zahirde ittifak etmemiş gibi gözüküyor. Bunların akıl hocaları da her zaman olduğu gibi, her yerde, her zaman olduğu gibi kimdir sizce? İran. İran, İngiliz, başka? Yahudi abi. Ya İngiliz, Yahudi'dir. Evet. Yahudi'nin bile beyin takımı İngiliz'dir. İran hiçbir zaman ehli sünnetle dost olmamış, hiçbir zaman İran kafirle savaşmamıştır. İran, Fars olan, genel değil, İran'ın 90 milyon hatırladığım kadarıyla nüfusu var. 20 milyon Fars'tır, İran'dır.
55 milyon Azeri Türktür, şey Caferi, Caferidir, Azeridirler, Türktürler 55 milyon. 20 milyon Kürt Sünnisi var, 5 milyona yakın Yahudi var. İsrail'den sonra en fazla Yahudi'nin olduğu devlet İran'dır. Sonra Amerika geliyor, Fransa geliyor. Dünyada toplam 20 milyon ancak buluyor. 5-6-5,5 milyon İsrail'de, 4,5-5 milyon arası gizliyorlar. 6 da olabilir, belki İsrail'de fazladır. İran'da. Yani dini liderlerin çoğusu Yahudidir, İsraillidir orada. İran'da. Ve siyasi liderlerin çoğusu, mesela Ahmet-i Necat mesela, çok böyle sokakta uyuyan, kırmızı ışıkta duran, böyle adalet yayan bir adam, Yahudi ya. Yani böyle arkada, onlarla beraber dışarıda keserim asarım İsrail'i. Tamam mı? Şimdi konumuz şu, Avrupa ve Amerika devletleri Kur'an'a ve İttihad-ı İslam'a taraftar olmaya mecburdurlar. Çünkü komünistlik ve anarşistlik çıkmış. Başka bir yer okuyayım. 76. Aziz Sıdık kardeşlerim, ruh canımızla mübarek bayramınızı tebrik ediyoruz. Bak nerede nereye atlayacak. Bayram bak. Bir daha. Ruh canımızla mübarek bayramınızı tebrik ediyoruz. İnşallah atladığı yer şu, Alem-i İslam'ın da büyük bir bayramına yetişirsiniz. Alem-i İslam'ın büyük bayramı nedir? Cemahir-i Mutefika İslamiye. Cemahir-i Mutefika İslamiye'nin kutsi kanun esasilerinin menbaı olan Kur'an hakim, istikbale tam hakim olup, beşeriyete tam bir bayramı getireceğine çok emareler var. Cemahir-i Mutefika İslamiye ne demek? Birleşmiş İslam Cumhuriyetleri. Evet. Yani NATO, Varşova ve Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Devletleri veya İngiltere, Birleşik Krallık'tır. İşte Avrupa Birliği gibi. Cemahir-i Mutefika İslami, İslam devletlerinin birliğiyle oluşan bir güç. Onun kanun esasısı Kur'an ve olacak bu. Bak laikalardan okuyorum ha. Bir tane söyledim işte. Bu bizim laikalardan mı? Evet, maalesef bizim laikalardan. Maalesef demek zorunda kaldı bana. Yani. Mesela bu ne zaman olacak yani bu? Mehmet, Allah-u Alem, tabii ki Allah bilir. Allah bilir ama o biraz şey. Bak, la ya'lemun gaybe illallah. Gaybe Allah'tan başka kimse bilmez. Peki peygamber gelecekten bahsediyor. Haşa Tanrı mıydı? Allah demiyorum. Hazreti Hüseyin başına geleceğini, İstanbul'un fethedileceğini. Gayb değil mi ona göre İstanbul'un fethi? Öyle değil mi? 1453'te fethedilmiş. Şöyle olacak, ey sahabem sen yalnız kalacaksın ya bilmem ne. Peki gaybe haber vermemiş mi? Hani la ya'lemul gaybe illallah dedi. Gaybı Allah'tan başka kimse bilmezdi. Evet tabii ki bilmez. Peki nedir o? Onu şeret diyoruz yani düz böyle çıplak söyleme. Allah bildirdiği kişiler de Allah adına söyler. O gaybı bilmek değildir. Gayb ifade etmektir. Verilen haberi söylemektir. Mesela ben size bu gayb'tir. Cemal-i Mutefika İslami var mı şu anda? Yok. Olacak diyorum. Gayb midir? Yok. Var olanı naklediyorum ben. Bize göre gayb. Bize göre gayb tabii. Ötekiler seyrediyor. Üstadın yaptığı peki oradaki açık. Âli manadan seyrediyor. Yani mesela diyelim şöyle. Buzdaysan su gayb'tir. Sudaysan H2O gayiptir. H2O'daysan enerji gayiptir. Yani bulunduğuna göre bir arkası gayiptir. Bize göre alemi şahadettik. Mesela şu anda mesela Suudi Arabistan'da ne oluyor? Bilebiliyor muyuz ben bir şey mi? Yok, gayiptir. Ama oradakiler için şuhuttur. Bir de gaybı bilmenin bir anlamı her şeyi bilemez insanlar. Ancak yok. Bir şeyi çıkarabilir. Allah bildirdiği kadar bilir.
o anlamı da var değil mi? Bütünselliği, cüzgül anlamı da var. Hani gaybı bilemez ama bir parça... Hayır, hiç bilemez. Parça hiç bilemez. Allah bildirdiği miktar kadar Allah adına söyler. وَمَنْ يُتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُتُوَ الْخَيْرًا كَسِيرًا Kime hikmet verilmiş, ona çok büyük hayır verilmiş. Yani sistemi veriyor Allah, bu sefer o dolduruyor. Yani şöyle tabir etsem, gaybdan öne çıkıyor biraz, onu şey yapıyor. Evet, bak ne dedim? Sistemi veriyor. Sistemi veriyor, yöntemi veriyor. O sistem ve o yöntemle bildiğin, yaptığın, senin gibi gözükürken yana ait. Şöyle diyeyim. Sen bir robot yapsan, robot bir robot yapsa, İkinci robotu yapan birinci robottur. Takdiri birinci robot mu alır, sen mi alırsın? Tamam. Ama onu yapan sen değilsin. Ama onu o yap, onu ben yaptım, o da... Demek ki ikinci robotu birinci yaptı ama birinciyi ben yapmış. Onun yaptığı ne varsa hep beni takdir ettirir. Aferin Hasan derler. Ha? Mesela beşinci şuanı başında koymuştum o ayeti. يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ اِلَّا اللّٰهِ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْاِلْمِ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْاِلْمِ اِلَى اِلٰهِرُ Ayette bir mana şeyi söyleyeyim. Allah diyor ki Celle Celaluhu bir mana. Kime ilim verilmişse bu sistem, ona çok büyük hayırlar verilmiştir. Ancak bu derin ve ince manaları diyor, bizim diyor ince manaları çözecek yöntemi, sistemi verdiğimiz kişilere verdiğimiz miktar kadar size söyler. Kaynağı lef-i mahfuz diyebilir miyiz abi mesela? Evet. O lef-i mahfuz her şey yazılı zaten. Nadiren giriliyor tabii o. Yani çıkmış çıkmayacak, alem-i şahit olacaklar yazılı şu anda. Yaz tabii. Eğer o ilme sahipsen, dimanlı lef-i mahfuz gibi bir şey yapabilirsen, orada zaten çıkacakları görmek ona göre gayb değil. Bize göre gayb. Bize göre. Mesela diyelim ki şükür örfü var. İnsan yani 27. sayfa mıydı? Yok 17. İşaret edeceğiz 17. Diyor ki, Allah'ın verdiği organları, maddi ve manevi, istidat ve kabiliyetlerin, Allah'ın dediği tarzda kullanırsan buna şükrü örfü denilir. Yani şükür. Yani emredildiğin gibi kullanıyorsun. Hayalini, fikrini, limanı, tasavvurunu, kalbini, ruhunu. Bu sefer emredildiğin gibi kullanınca, bendeki nümuneler aslı kaynağına geçiyor. Mesela bendeki kuvve-i hayaliye, alemi misala perde açıyor. Bendeki ayna oluyor. Ruhum da kuvve-i hayaliye penceresiyle alemi misali seyrediyor. Şimdi buradan seyredince orası gayb değil. Tabii şuhuttu. Oranın şuhududur. Ama buraya daha gelmemiş. Ama buradakilere göre perde inerse orası gaybtir. Yani onun için gayb kime göre? Tamam böyle. Veya kuvve-i akliye. Kuvve-i akliyesini, dimağını doğru kullanırsa hop pencere açılıyor böyle. Çekirdek diye hop pencere oldu. Allah Allah hop. Ooo lef-i mahfuz. Vay. Allah Allah. Cennettekiler. Yaz. Yaz Tenekeci Mehmet Efendi yaz. Tak 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 tak. Bakıyor yazıyor. Gayb değil ki o. Bize gayb. Ona gayb değil. O gaybi bilmek değil o. Var olanı söylüyor. Buraya naklediyor. Mesela başka bir tanesinin gayb söyleyeyim. Hepimizin bildiği misal. Ne var doktor bey? Benim için gayb. Doktor o ne diyorlar? Koy kulağa. Güm 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 güm. Güm 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 O kulağa koyuyor. O sesle fena üşüttün. Bilmem ne. Veya bronşlar tıkanmış. Onun için ne? Bu aletle gayiplikten çıktı. Şart sanki önüne bakıyor gibi. Kulağına koyuyor öyle mi? Güm 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 gümlerle adam kalbi veya ciğeri seyrediyor. Öyle mi? Ciğeri seyrediyor. Dedim ki kardeşim doktora, bununla ne alakası var dedim ya bronşlarım tıkanmış. Abi, bu bize sestir. Mesela bir yere bak koy dedi, koydum. Güm 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 güm.
Başka bir yere koydu. Güm 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 güm. Güm 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 güm. Pıt 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 pıt. Başka bir yerde güm. Güm. Senin için nedir? Sestir. Sen de güm güm adamsın yani. Oldu. Ha? Ha nedir o? Ben diyor bu sesi anlaman için 6 sene verdim. Ben de bu sesleri anlamak için 30 sene verdim. Alemi gaybın tercümanı. Ha. Nereden şeceri hilkat? Kardeş 30 sene verdin. Benim için gayb değil ki. Ha bu doktor güm güm abi broşlar dolu. Gayb benim için gaybken onun için gayb değil. Ona hikmet ilmi verilmiş bunlarla kalın. Peki 84'e bir bakayım. 54. 54'e dur. 54'e. Sırayla gideyim. Bunlar alakalı. 54. Bir şey diyecek Hasan abi değil mi? Ne zaman olacak? Sana bir şey diyecektim. Ha. Yerde kalın. Bak, şunu sana söyleyeyim. Eski zaman gibi değiliz. Eskide 10 sene olacak işleri, 100 senede olacak işleri ezber söylemiyorum. Harikalar devri diyor. Harikalar asrındayız. Ne demek? 100 sene olacak şey 10 senede oluyor. 10 senedeki olacaklar 1 senede oluyor. 1 senedeki işleri 1 ayda. 1 aydakiyle 1 hafta. 1 hafta 1 gün. 1 gün 1 saat. Şu anda dünyada her şey olma acayip bir şey. Eskisi gibi de öyle beklemeye zamanı da yok. Dünyanın psikolojisi de müsait değil. Şu anda doğum sancıları var. Bunu bil. 1998'de küfrün son zirvesiydi. 1998 küfrün zirvesi, üst ölü nokta diyoruz motorculukta. Patlı. Yani pistonun çıkabileceği son nokta. Ondan sonra aşağı inecek. Bu ölü nokta. Yani son nokta. Pistonun çıkıp darbe yiyince aşağı iniyor. Piston böyle çıkıyor çıkıyor. Çıktı daha çıkmaz. Ondan sonra bir vur patlama oluyor benzin hava aşağı iniyor. Küfrün çıktığı nokta. Ondan sonra bir sendeleme dönemi başlıyor, duraklama ve Müslümanlığı toparlama dönemi tam 2008 oluyor. 98-2008. Ondan sonra 2008'de korkunç bir start aldı. Kim ne derse dersin, kim ne yapmak istese de istesin önleyemeyecek. Allah... Şu an baktığı zaman insan karma karışık yani nereye dönecek sen şu an? Yani. Evet. İşte hadiste geçiyor diyor ki herkes ümidini kestiği zaman. Ve o ceyran 479 miydi mektubatta? O ceyran çok kuvvetli göründüğü zaman. Görünüyor. Evet. Göründüğü zaman karmaşıklıklar içinde. Zaten Karadenizlilerin böyle bir atasözü var. Dere gelmeden balık olmaz. Durağan bir sistemde bir devlette hiçbir maddi terakki de olmaz, tekamül de olmaz, huzur da olmaz. Duran su kokar biliyor musun? Duran su kokar, yosun tutar, bozulur, su bozulur. Çamurlardan dahi geçse, pisliklerden geçse, sonra başka şelalelerden geçiyor, o su temizdir. Abi dere yukarıdan köyden geldi ya bir sürü yer geçti, bunu mu yoksa bir haftalık şişede su var, akan suyu iç. Efendim, 24'e bir bakalım. Peki, Allah'ın izniyle bangır bangır kafirler istemese de Allah nurunu tamamlayacak. Hiç şansı yok. Eski zamanda, bu çok önemli bu cümle, 24. 124. Yok, 24. Emir daha 2. Eski zamanda İngiliz, Fransız, Amerika siyasetleri ve menfaatleri bu İttihad-ı İslam'a maruz olmakla mani olurdular. Şimdi menfaatleri ve siyasetleri buna maruz değil belki muhtaçtırlar. Niye? Çünkü komünistlik 1, masonluk 2, zındıklık 3, dinsizlik 4, doğrudan doğruya anarşisti intihac ediyor. Ve bu dehşeti tahrip edicilere karşı ancak ve ancak hakikat-ı Kur'an'ı etrafında İttihad-ı İslam dayanabilir. Ve beşeri bu tehlikeden kurtarmaya vesile olduğu gibi bu vatanı istilay ecanipten
ve bu milleti anarşilikten kurtaracak yalnız odur. İttihad İslam. Çok ilginçtir. Ya nasıl olur ya? Ya bilmiyoruz işte. Bu nerenin düğmesine basıyor bilmiyoruz. Var ya bir 23. sözde Mebdi Hayat, Ahir Hayat bir köprü var. Orada işte her şey canavar mana vardı. Ustanın elinde bir fener vardı. Yere bir vuruyor, büyük elektrik lambasının düğmesine dokunuyor gibi. Onu ilk aktif ediyor. Bir gençlik rehberi Türkiye'den çıkmasıyla Rusya'nın, komünistliğin Türkiye'ye girmesine mani olmuş. Nasıl oluyor? Bilmiyorum işte. Sırf zahire bakıyoruz. Ama mani olmuş. Koca Çin'i istila eden komünistlik Rusya'dan çıktı. Komünistlik veya bazı devletler istila etmiş Koreleri vesaire. Ama hemen yanı başındaki komşusu olan Türkiye'yi ustad diyor bunu. Girememesinin sebebi diyor karşında mumanaat olarak, engel olarak gençlik reperinin bir kitabı görmüş. Giremedi. Settizülkarneyn oldu diyor. Şimdi bu kadar hizmetler var. Bangır bangır geliyor. Duymuyor musun sesini, ayak sesini? İlk önce Mehdi'den önce Cehcah var. Amos da Cehcah'tan bahsetmiyor. Hadislerde geçiyor. Kaynağını Rüştü abinin yaptığı ansiklopedi var ya, İslam Prensipleri ansiklopedisi. İki cilt. He? İki cilt. He, eskide dörttü o ama ikiye toplamışlar. O da Filistesine bakın. Cehcah, Ceyhan, Edirne, Hatay, Ceyhan, Ata, Ankara, Hatay. Yani bu bizim dersi 1998'de mi, 2002'de mi yaptık? 92-94'te yapmıştık. Ondan sonra şimdi millet Cehcah diye başladı konuşmaya. Hatta sohbetler, hatta televizyonlarda açık oturum yapıyorlarmış adamlar. Cehcah. İsmun Cehcahun. Yesukü nasu bi asahu. Onun adı Cehcah. Bir asa ile çıkacak. Hey! Diye nara atacak. Bütün dünya duyacak. Bütün dünya narasını duyunca Müslümanlara güven, kafirlere korku salacak. Bir nara ile diyor değişecek diyor. Nasıl değişecek? Değişecek işte. Şimşek nasıl değişti? Yeni bir cereyan başlayacak abi. Ha, o zaman başlıyor. Mesela Van Münit bunlardan bir tanesidir. Arabistan nereye gitsen onu söyle. He? Onu söyle Van Münit. Van Münit. Arabistan'da değil mi? Ayverdan Van Münit. Şey Ümre'den geldi ya. Onun için onu mu söylüyorlar Araplar? Bir şair gibi oldu. Evet, şair. Müslümanlar biz bitmiştik. Biz yok olmuş. Biz yok canım. Biz demiş olmaz ya. Biz gübreyiz. Anlayışı Van Minit'le tersine döndü. Bütün kalpler teke döndü. Yani bütün kalpler ihtizaza getirildi. Tek bir noktaya cem oldu. Biz de varız, Müslümanız. Ve Müslüman olduğumuzu, birbirimizi kardeş olduğumuzu anladık. Çünkü niye? Ya, İsrail Türkiye'yi vurmuyor ki. Araplara vuruyor, Türkiye İsrail'e vuruyor. Araplara Suriye'ye musallat olmuş Rusya, Türk uçağını düşürüyor. Lan Suriye'nin derdini dert edinmiş Türkiye. Filistin'in derdini dert edinmiş Türkiye. Bilmem nere Filipinler şununla burada dert edinmiş. Lan bunlar aptal değil ki, bu gerizekalı değil ki bu Araplar vesaire. Bakıyor Allah Allah, bizim için her şey tehlikeye girmiş. Ya insandır ya. Van Minit meselesini İsrail meselesiydi, Türk meselesi miydi? Kime? İsrail'e beynel milel bir ceyrana çıkıyorsun. Niçin? Aa, Müslüman için. Kim için? Ne gelirin var senin oradan? Filistin'de ne karın var? Tek İslam ve iman, Kur'an kardeşliğinden başka bir mantık var mıydı orada? Yani Filistin'de sen ne bekliyordun ki bu tehlikeyi, hem vatanı hem şahsı tehlikeye atıyorsun? Öyle mi değil? Hem kendini, hem vatanını, hem ekonomini, her şeyi tehlikeye atarak Filistin bir avuç milleti korumak adına canavara saldırıyorsun. Biraz insaf etsene ya, bu normal bir iş mi? İnayet altında da insan. İnayet altında yaşamaması lazım. Sonra bakıyorsun Suriye için adam süper bir devleti. Yani 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Rusya'nın uçağını düşüren bir tane olmamış. Öyle biliyorum, hatırlıyorum. Uçağını düşürüyorsun. Rusya'nın. Kim için? Suriye için. Araplar için. Türkiye'nin başındaki bu kadar... Türkler için abi. İşte Arap yani Suriye yan orada. Evet. Ama bu, bakın Türkiye hep hudut dışı için mücadeleler veriyor.
İşte paralelleri de şey yapmış, vatan hainleri. Bir tanesi bugün telefon şey yaptım da, abi dediğim biraz sert olmadı mı dedi de, dedim ki seni anlayacağın iki misal vereyim mi dedim ya müsaade de. Tabii abi dedi kendisi, lokanta işletiyormuş, toptan yemek yapıyorlarmış, yemek. Dedim ki, şimdi Türkiye'den kaçan paralelciler nereye gidiyorlar? Türkiye'nin düşmanlarına, o devlete gidiyorlar. Kaçanlar nereye gidiyor? Senin için bir mana ifade etmiyor mu dedim bu. Birincisi bu. Şimdi Türkiye'den kaçanlar, paralelciler nereye gidiyor? Türkiye'yi sömürenler, Türkiye'yi sömürenler, kıskaca sokan devletler. Ya Rusya'ya gidiyor, ya İsrail'e gidiyor, ya İngiltere'ye, Amerika'ya gidiyor. Türkiye'nin Müslümanların düşmanı. Bu bir. Diyeceksin ki dedim, böyle bir alime sen nasıl böyle dersin? Alim Fethullah. Dedim ki, Fethullah Türkiye'deki bazı hocaları aldatmış ve kendisine taraftar etmiş. Fethullah Güler mi alim, Lavrens mi? İslam alimi, hangisi daha alim? Hangisi daha bilgili? Lavrens, Arap Yarımadası'nın Tunus'u, Cezayir'i, Fas, Mısır'ı, Lübnan, Ürdün, Mısır, Suudi Arabistan, bütün Arap devletlerini 100 sene aldatmış. Lavrens, ilmiyle. Ama münafık casus, İngiliz casusu. Sonra kendi itirafıyla itiraf etti, yoksa gene bilinmeyecekti. Peki soruyorum, Arap dünyasını, Arap Yarımadası'nı ve Arap alimleri aldatmak için mi daha fazla ilim gerekiyor? Türkiye'deki bazı hocalar aldatmak için mi ilim gerekiyor? Hangisi daha büyük alim olması lazım? İlim ile ilim netice olsaydı bu adam Lavres Müslüman olurdu ama münafık. Bak ilim netice değil işte. Koca Arap Yarımadası'nı ve Arap alimlerini aldatan adamın ilmine karşı Fethullah'ın bir ilmi yok ki buna karşı. Eğer ilim, bu abi böyle bir ilim sahibi böyle yapabilir mi ya senin iddianı? Lavrens yaptı peki. Ha işte gelelim İttihad-ı İslam'a. Biraz ölçü alacaksın, ölçü. Ölçü almadın mı hiç bertaraf olursun. Taraf olmadın bertaraf olursun. Risale'nin öyle demiş. Ha, şimdi bu çok önemli. Eski zamanda İngiliz, İslam'ın düşmanı, Fransız ve Amerika siyasetleri ve menfaatleri İttihad-ı İslam'a muariz idiler. Şimdi mecburdurlar, başka şansı yok. Bangır bangır Rus ve Çin geliyor. Rus bir şey değil. Çin geliyor, Çin. Buna karşı durduracak. Çin ne de ne yapıyor? Şunu doğuruyor. Girdiği yerde komünistik, masonluğu, zındıklık. Bir de İsrail Çin'le beraber şimdi. İran da beraber. Çünkü İran hep baştan benim 1987-86'da kaset var. O zaman CD yok. İsrail İran dalaşması vardı demiştim orada. İsrail, İran, İngiltere aynıdır. Unutmayın şimdi de aynı. İran, İsrail, İngiltere dolayısıyla Amerika'da aynıdır. Aynı. Bunlar hikaye. Peki gittikleri yerde ne oluyor? Komünistik oluyor. Masonluk, zındıklık, dinsizlik doğrudan doğruya anarşisti intihac ediyor. Ve bu dehşeti tahrip edicilere karşı ancak ve ancak hakikat-ı Kur'an etrafında İttihad-ı İslam dayanabilir. Ve beşeri bu tehlikeden kurtarmaya vesile olduğu gibi bu vatan istilaya canipten ve bu milleti anarşilikten kurtaracak yalnız odur. Tamam. Ondan sonra başka bir yer okuyacağım size. Emir, ya 84'e bir geçeyim. 84. Şuradan başlıyor. Elbette ve elbette katı olarak şimdi bu memleketteki ehli siyaset, garba ve ecnebiye verdiği siyasi ve manevi rüşvetin 10 mislini, bak şimdi bu type yapıyor bunu ha. Bak bir de okuyayım. Elbette ve elbette ve katı olarak şimdi bu memleketteki ehli siyaset, garba, garp neresi? Avrupa'ya ve ecnebiye verdiği siyasi ve manevi rüşvet, emredersiniz efendim her dediğini yapmak,
10 rüşvetin 10 mislini alem-i İslam'ın ileride cemair-i mütefikası hükmünde olacak olan 400 milyon Müslüman kardeşlere memleket ve milletin ve devlet İslamiyenin selameti için gayet azim bir bahşiş ve zararsız rüşvet vermesi lazım ve elzemdir. Uçağı düşürmesi, onun için İsrail'i karşısına alması, bu alem-i İslam'ın ittifakı için verilen bedeldir. Ama bak, ben ne yapması? Bir bahşiş, mesela Avrupa bazı şeylerimizi yapması için ne kadar şeylerini, dayatmalarını yapıyorduk? Sen şimdi 100 sene değil, 1000 sene Arap Yarımadası'na uğraşsan, 1000 sene, 1000 sene 1000 tane profesörle, 1000 sene 1000 tane profesörle Arap Yarımadası'na şey yapsan ve İngilizler Araplara Türkleri mürtet olarak göstermiş. Mürtet. Türkiye'ye karşı bir mabetini şimdiki seviyeye sağlayabilir miydi? Bir one minute'le bütün Arap dünyası ve bütün İslamlar, Arap hariç şeyde Hindistan vesaire, hepsi bir tek oldu. Rusya'yı karşısına aldı, uçunu düşürdü diye bütün kalpler Türkiye'ye teveccüh etti, Müslümanlar. 1,5 milyar Müslüman bir oldu. Bu bir rüşvettir diyor. Bak ne diyor? İleride cemaili mutefikası hükmünde olacak olan 400 milyon. İleride 400 milyon ki 1,5 milyar şimdi. Cemaili mutefika İslami, İslami birliği olacak. Bak ustad ne diyor? Bak gördün mü rüşvete? 400 milyon Müslüman kardeşlere memleket ve milletin ve bu devlet İslami'nin selameti için, bu memleket için, ha Türkiye için, çünkü Türkiye'de ayakta kalamaz, için gayet azim bir bahşiş ve zararsız rüşvet vermesi lazım ve elzemdir. İşte o makbul, lazım ve menfaatlı, bak makbul, lazım, çok menfaatlı, caiz ve vacip rüşvet ise, rüşvet. Neymiş? Taavun-u İslam'ın esası ve hediye-i Kur'an, hediye-i Kur'an'ın semavi bir düsturu, rabıtası ve kutsi kanunu esası olan اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْفَاتٌ فَاَتَسِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَزِيرُوا وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى وَلَا تَنَزَوُوا فَتَوْشَلُوا وَتَزْهَبَ رِهُكُمْ Kutsi esası kanunlarını düstur hareket etmektir. Başka yer okuyacağım size. Allahu Ekber. 101. Arkadaşlar. Alim İslam'ın büyük bayramının arifesi olan şimdi. Şimdilik Asya ve Afrika'da inkişafa başlayan ve 400 milyon Müslümanı birbirine kardeş ve maddi ve manevi yardımcı yapan İttihad-ı İslam'ın yeni teşekkül eden İslami devletlerde tesis başlamasının ve Kur'an-ı Hakim'in kutsi kanunlarının o yeni İslami devletlerin kanunu esasısı olmasından dolayı büyük bayram-ı İslami'yi tebrik ve dinler içinde bütün ahkam ve hakikatlerini akla ve hüccetlere istinat ettiren Kur'an-ı Hakim'in zuhura gelen küfr-ü mutlakı tek başıyla kırmasına tek emareler görülmesi diye devam ediyor. Zaten şey için de öyle diyor, söylüyor burada. Rusya dinsiz kalamaz. Rusya da Müslüman olacak. Geri dönüp Hristiyan olamaz. Rusya dinsiz kalamaz. Geri dönüp Hristiyan olamaz. Bütün hak ve bütün meselelerini akla ve Kur'an'a tespit ettiren bütün meselelerini Kur'an'a ve akla tespit eden Kur'an hükmedecek. Ve Müslüman olacak yani. Hiç şansı yok. Başka? Sen bana şeyimi getirir misin? Hutbe-i Şamiye'mi Mehmet? O dolapta. Ondan sonra bir de sözleri getir. Sana zahmet. Emirdağ 1, arkadaşlar 268. 268. Bakın ustad ne diyor? Diyor ki, umum nurcuların mübarek bayramlarını ve Hac-ı Ekber'de bulunan nur şakirtleriyle ve Haç'taki nur taraftarlarının bayramlarını tebrik içinde ve çok zamandan beri esaret altında kalmış ve istiklaliyetini kaybetmiş Hindistan, koca Hindistan, İngilizlerin esiriydi,
Arabistan gibi alim İslam'ın büyük memleketleri birer devlet İslami şeklinde, Hint'te 100 milyon bir devlet İslami, Java'da 50 milyondan ziyade bir devlet İslami ve Arabistan'da 4-5 hükümet bir cemahir-i mutefika gibi, 4-5 hükümet bir cemahir-i mutefika gibi Arap Birliği ile İslam Birliği'ni birleştirmesindeki alim İslam'ın bu büyük bayramının mukaddemesini tebrik ile bu bayram bize müjde veriyor. Efendim, 266'yı açın tekrar Emirdağ 1. Mehdi'nin ikinci vazifesi, Hilafet-i Muhammed Aleyhisselatü Vesselam unvanı ile şair-i İslami'yi ihya etmektir. Mehdi'nin üç vazifesi var biliyorsunuz. İkinci vazifesi neymiş? Hilafet-i Muhammed Aleyhisselatü Vesselam unvanı ile şair-i İslami ihya etmektir. Hilafeti kuracak, İslami örf ve adetleri yerleştirecek bütün dünyada, yani İslam devletinde. Alim İslam'ın vahdetini nokta istinad edip, beşeriyeti maddi ve manevi tehlikelerden ve gadab ilahiyeden kurtarmaktır. Bu vazifenin nokta istinadı ve hadimleri, milyonlarla efradı bulunan ordular lazımdır. Ordularla olacak. Tamam. Efendim, başka yer okuyorum. Hutbe-i Şamiye 57. Abi çok karışık ortalık o zaman ya. Kardeş, karışmadan balık olmuyor. Ne mesela, bak şöyle mantığım. Uyuşukluk oluyor. Deri geldiği zaman çamur, patak, taş, toprak getiriyor ya. Yuvaları kapatıyor. Bu sefer bütün balıklar yuvalardan çıkıyor ki üstümüz kapanmasın diye. Herkes dışarıda, herkes mücadelede, herkes ayık. Böyle uyuşukluk, mağarada kimse yok. Mağarada duramazsın artık. Her şey balıkta mı sayılır zaten? Balıkta mı sayılır? Gadab-ı ilahiden kurtarmaktır diyor. Gadab-ı ilahi. Ondan daha iyidir yani. Tabii. Bak şimdi. Fok balığı gibi yaşamak. Değil. Murad ilahi yok. Onun cennette olacak. Bu dünya aktif yer. Uyuşukluk yok. Devamlı aktif. Hakikat. Aktif olanlar ayakta olacak. Mesela Daire-i Nur'da da öyle. Kimin elinde Risale-i Nur'un içerisindeki mana meratipleriyle meşgulsa o canlıdır, aktiftir. O yön verecektir. Allah. Öyle. Arapların içinde aktif değiller. İşte aktif olmak zorundadır Arap. Mesela bir İslamiyor'da bir işçi dedi ki benim bir günde yaptığım bir iş dedi. Araplar da bir günde yapmıyor. O kadar bile uyumuşmuş, çok evet. Çalışmıyor. Çünkü böyle yapılmış, tamam mı? Yani verilmiş, çalışmaması için petroldan çıkan parayı kaste yapılmış. Çalışma, üretken olma, imal etme, düşünme, geliştirme teknoloji. Al demeyi, al bu parayı, ne kadar geçiniyorsun? 1500 dolar. Al sana 1700 dolar. Hadi çalış, ne çalış? Zaten devlet veriyor. Niye çalış? Niye üretsin? Aa, Karadeniz'de zındık Mesut zamanında, bak bizim orada gübreden elektrik imal etmiş. Adam hapse atmışlar. 15 gün içeride yapmış. Değirmen var ya, su değirmeni. Benim bildiğim birisi. Su değirmeniyle yapmış hele de. O da bir hafta içeride yapmış. Elektrik ya. Şimdi mesela yayla, bu Latifoğlu'nun yaylası var ya, oraya gittik. Adam değirmen kurmuş. Değirmende hem unu otuyor, elde edilen elektrikle yaylanın koca bilmem 3000 küsürde tepenin orada elektrik var. Ben orada elektrikte şey yaptım, kitap okudum. Isındım gece. Yani geliştiriyor. Uyuşukluk yok, hadiseler uyandırıyor. İstersen de uyanma. Ya öleceksin ya uyanacaksın. Bizde de öyle. Ülfet bela demiyor mu nurculara? Yani Bismi Subhani Aziz Sidik kardeşlerim, tamam hadi bakalım Subhaneke la ilme lana illa mente, gelsin de çayla uyu. Yok böyle bir hayat, böyle bir dava yok, böyle bir yok, mümkün değil. Sizi yağmalayacak yani. Eskiden nasıl okumalıyız diye yeniler sorardı, şimdi eskiler soruyor abi. Bir saniye. Ya evet, şimdi eskiler soruyor.
Artık yok o. Artık ya yeni al ya izmihlal ya helak olacaksın. Ülfet belası seni bitirecek. Öyle yok. Öyle yağma yok. Dava çok büyük. Öyle ihanet etmeyle yaşayamazsın. Hakikata bigane kalıp ihanettir o. Bir yetmiyor. Kendin bigane kaldın, bir de engel oluyorsun makamını bulunduğun mevki. Yapma, okuma, dinleme. Gitme oraya. Onunla meşgul olma. Öyle okuma. Nereden çıktı canım? Geleneğimizde mi var mı? Ya bilerek yapıyor ki haindir. Dairemiz içine girmiş haindir. Ya da ahmaktır. Risale-i Nur üzerindeki hani var ya sayfa çevirir gibi. Perdenin kalkmasını istemiyor. Hantal olmasını istiyorlar. Lisanını ortadan kaldırmanın bir yolu da budur. Birincisi en cani, lisanını değiştirmek. Çünkü geçmişle bizi bağlıyor. Kur'an'la bizi bağlıyor. Lisanın bir vazifesi de bin seneden beri ecdadın lisanını koruyarak ecdatla koparmamış bu milleti. Tamam. Ve mana muhteviyatını bu ifadede, bu lisanda korunabiliyor. Birinci vazifesi bu. Bunu yapamayanlar ülfet belasına duçar ettiler. Cemaatin bazı şeyini. Ülfet, dokunma. Verme lügat. Nereden çıktı toplama ya? Allah Allah, enfusi dersmiş. Artık gizlenemeyeceksin. Gizlenemeyecek istesen de. Mümkün değil. Niye? Usta diyor ki, afaki tefekkür ederken icmali geç. Enfusi tefekkür ederken derinden derine, inceden ince. Yoksa ülfet seni yağmalayacak seni. 500 seneden beri yattığınız yeter. Bunu ne zaman demiş? Bak, 1500, neyse ben. Bak, bu 500 seneyi eklerseniz, 500 sene yattınız, 2017 diyor. Yavuz Şam'a girdi. Mısır'ı fethetti. Senedir. 1517. 500 ekle. 2017. Mısır ve Şam'ın şeyi. 500 sene diyor mesela. 500 sene yattığınız yeter. Niye 450 demiyor, 600 demiyor? Ya? Mesela Şin'e girdiği zaman diyor, söylediğim ortaya çıkacak diyor. Demeyeyim mi? Şuraya kadar de, tamam. Bunu kim diyordu? Muhittin Arabi. Dinikum dinarikum, kıbletikum nisaikum. Sizin dininiz paradır, o da ayağımın altındadır. Kıbleniz de kadındır diyor. Ama bu söylediğimi diyor, ne zaman anlaşılacak biliyor musun bu sözümü? Mahkemede otur diye. Bu diyor, Şin'e girdiği zaman ayağında vuruyor. Ayağında vuruyor. Şin'e girdiği zaman anlaşılacak. Tak asıyorlar. Yavuz Sultan Selim. Selim Şam'a giriyor. Şin'e giriyor. Selim Şam'a giriyor. Demiş ki nerede söylemiş bunu? Şurada. Kazın bakalım onun ayağını vurduğu yer. Hazine para çıkmış. Hazine çıktığı yere de ona cami yapmış ve hazineyle. Şu anda onun, ben gittim ziyaret ettim ustadı. Ustad yani. Muhyiddin Arabi Hazretleri'ni. Aşağı iniyorsun Şam'da. Mescid aşağıda, her şey zıttı yani. Aşağı iniyorsun böyle. Mescidi de aşağıda, yerin altı aşağıda. Mezarlığı da. Ondan sonra, nerede demiş dedi, ayağını Yavuz Selim. Selim Şam'a girince, Sin diyor, Şin'e girdiği zaman anlaşılacak. Bu ayağını vurdu yere, kazıyorlar, hazine çıktı. Ben de ona dedim ki, ey üstad, ben seni çok sevdiğimi biliyorsun. Sen de beni sevdiğime inanıyorum. Çünkü sen beni sevmesen ben de sana sever, ben de seni sevmezdim. Ya koca ustad dedim, mezarına dedim. Nasıl sığdına buraya dedim ya. Kainata sığmayan adam buraya nasıl sığdın? Böyle durdum, bir böyle kafamda bir döndü gibi böyle bir hal, işte bir hayal değil, hayal böyle. Dedi ki ben yaşarken buradan çıkmıştım dedi. Sen çıkmaya çalış. Yani ben burada değilim diyor yani. Ben yaşarken çıkmıştım. Ben yaşarken terk etmiştim buraları dedi. Yaşarken adam terk etmiş. Vesaire. Tamam. S'ye girerse de
Bu da anlaşılacak. Elif, B, T, S, Cim. Elif, B, T, S, alfabe söylüyorum, bir şey dediğim yok. Elif, B, T, S, Cim. Başka? Ha, H, ölüm. Dal, Zal, Dıyın, Zi. T, S girdiği zaman da anlaşılacak. Bu açan perde oldu abi. Bazen Ş, Sin'in altına, S de şini, senin altında gizlenir. Sait Toprak olmalı. Bazen S, Şin, Şin, Sat olur. Birbirine dönüştürülüyor. Elif, B, T, S, Cim, T, T, Sin'e girdiği zaman. 500 sene yattığınız yeter diyor. Tamam mı komutanım? Şey, vesaire. Elimde silah vardı, satmayayım onu dursun derdi. Bana ver lazım. Kardeş bak, Allah bu kainatın sahibi midir? Amin. Böyle bizim uyuşuklukla bu kainatı döndüreceğini mi zannediyorsun? Allah bunun için mi yarattı? İşte hayır. Fikri ve bedensel. Her devamlı hareket olacak. Yok böyle fok balığı. Yok böyle bir şey olamaz. Bismillah, Subhane, Hazreti de kardeşlerim, Subhane kele ilmelena, getirin çay, hadi git ya taftaya gel. Böyle olamaz. Olmaz böyle bir şey. Gene geldim bozuk plak gibi ama, olamaz böyle bir şey ya, böyle bir şey dava olamaz. Ne diyorsun ya? Olmaz kardeşim, bunun üzerine kurulmaz. Devam ediyor, bazı iyi, bazı gayretlilerin yüzü sürmetine ayakta duruyordun, bundan sonra duramayacaksın. Ber taraf olacaksın. Bu işe taraftar olacaksın veya ber taraf olacaksın. Böyle gitmez. Ülfet belası diyor mu demiyor mu? İrfan? Diyor abi. Ülfet belası. Bela ne demek biliyor musun? Bela. Seni ortadan kaldırandır. Ortadan ya kalkacaksın ya dirileceksin. Beklemek yok. Çekirdek bile toprakta beklemiyor. Ya çürüyecek ya ağaç olacak. Var mı ortası? Yok. Çekirdek ya çürüyeceksin ya ağaç olacaksın. Küllata bak kardeş. Küllata bak, ustanın hayatına bak, bak büyük zatlara, bak hizmet edenlere. Bakın Allah'ını severseniz ya, duran ne var ya? Duran, duran, o şeyde var, Kastamon ismi, ne diyorlar o onun bitişinde? Duran diye bir ilçe var, orada var o. Sinop, Sinop. Duran. Duran diye bir ilçe var, duran yok. Su bile durursa mübarektir, bak su kadar mübarek misin? Su bile durursa... Hareket etmezse, böyle durursa, kokar, kokar. Şeytan bile durmuyor, Adem'e gider. Durmuyor. Adem'e gitmek şey yapmadı yani. Bak şimdi, Allah Allah. Burada aşsan iyi olur, geçsen iyi olur sevgili kardeşim. Şuraya iş yapayım. Onun için tembellik de günahınız büyüktür. Söyle ustadım. İyiliğiniz ve haseneniz de gayet büyük ve ulvidir. Hususan 40-50 sene sonra, bu 52'de yazıldı. Kendisi 60'ta vefat etti. 40-50 sene sonra Arap tayfeleri, Cemail-i Mutefika'yı Amerika gibi, Amerika Birleşik Devletleri gibi en ulvi bir vaziyete girmeye, esarette kalan Hakimiyet İslami'yi eski zaman gibi küre arzın nısfında, dünyanın yarısında, belki ekserisinde tesisine muvaffak olmanızı rahmet ilahiyeden kuvvetle bekliyoruz. Bir kıyamet çabuk kopmasa inşallah nesliati görecek. Patlasın da çatlasın da görecek. 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 Evet. Görecek diyor. Çünkü haf ve reca her yerde var. Mutlakiyet yok zaten. 711 sözlerde ne var? Mesela şu an itibariyle kaç tane kalmış? Şey, SS'ye girdiğinde... X kardeş, X. Kıyamet, kıyamet abi. O X de, ona da X de. O kast... Diyor ama. Diyor ama herkese de okuyana, tahkik yapana diyor. Yani X de... Yani kıyamete X, eksi Y, yani 30-40 senede bozulma dönemi olacak.
Bak geri gelelim. Şu kadar sene la alemin gaybe ilallah. Allah bildirdiği kadar ve orada lef-i mahfuzda gözüktüğü kadar da 80 sene hakimiyet mi olacak? Vay Allah'ım ya Rabbi. 40 sene. Muhakematta diyor ki 40 seneye razı değilim. Ustad isyan ediyor biraz. 40 sene diyor ustad. 40 seneye razı değiliz diyor. Hakimiyet dünyaya hakimiyeti 40 senedir. Tekrar bozuluyor. Tekrar bozuluyor. İnna ateyna da söylüyor. Şey yapıyor. Bozuluyor ama peynir kesilir gibi olmuyor. Bu bozulma süreci tam 30 sene sürüyor. Peki ne oluyor da bozuluyor abi? Yani bozan ne? Gene Allahu alem var ya böyle rahatlık şey ustad diyor ki efendi ne efendi rahat efendi mi bir münazaratta böyle tabir kullanıyor. Bilmem ne padişah. Yani tembelliğimiz, gayretsizliğimiz, vurdum duymamızlığımız, bir de en fazla böyle yapamıyorum, kimse de yapmasın. Bir şey mi buldunuz sadece? Susta kardeşim. Geleneğimizde var mı ya? Nereden çıkarttın onu? Biz kendimiz mahvedeceğiz dişi gibi. Evet, evet. Yoksa Risale-i noktasında bir şey olmaz. Yok, yok, yok. Bozulacak, bozulunca 40 sene hakimiyet olacak. 40 sene hakimiyet olunca 80 olmuş, 80 nerede ya? 80 sene onlar hakim. Ya bizden onlar hakim olacak 80 sene. Bak şimdi. Kardeş, şu kadar sene var mı? Tamam. Var. Tamam. 40 çık İslam'ın mutlak hakimiyeti. Mutlak hakimiyetine giren hakimiyeti var gene. Yani mutlak hakimiyeti bir anda çıkılmıyor. Gene İslam'ın hakimiyeti var ama o kadar kaliteli hakimiyet değil. Uçak. Evet. Bir de hakimiyeti kaybetmede bir anda olmuyor. Zirve aşağı. Ha tabii. Sen şu anda Kemalizm bitti ama hala devam ediyor. Ama bitti yani. Ama peynir gibi kesilmiş. Peki. O 30 sene sürüyor bozulma süreci. Ve tekrar kuzeyden, Rusya'dan bir komünistlik patlıyor. Şey, dinsizlik diyor. Deccal diyor ustad. Büyük deccal o. Büyük deccal olmasının sebebi tahribat karşısında Mehdi yok, kıyamet olduğu için. Büyük Deccal'ın tamircisi kıyamettir. Dekala yıkacak. Onu oraya geleyim. Yani bir daha söylüyorum. Büyük Deccal bu bizim bildiğimiz Deccal'dan büyük olmasından değil. Bu Deccal'ın karşısında tamirci müceddit yok. Müceddit yok. Ustad son müceddit. Risale-i Nur ve ustad son müceddit. Son. Sonra onu Deccal o 30 sene o bozulmaya doğru gidiyor. Bozulmaya doğru gidince gidiyor gidiyor kuzeyden diyor şimalden tekrar bir dinsizlik patlar. Ve büyük Deccal o Deccal başına geçer. O zaman işte bazı Müslümanların nesimi bir rüzgarla canını Allah alır. Ve kuzeyden aşağı Kabe'ye doğru gelir diyor. Rivayet bu. Ustadın yorumu değil. Kabe'ye doğru gelirken önüne gelen Müslümanları öldürüyor. Bazılarını Allah nesimi rüzgarla canını alıyor. İki rivayet var. O ansiklopedide geçiyor. Kaynaklarıyla var. İslam prensipleri ansiklopedisi var ya. Rüşt abinin şey yaptığı. Ama rivayet kendi fikri değil. Üstadına değil rivayet. Gelir diyor. Bir rivayette diyor ki Kabe'ye gelir yıkar diyor. Büyük Deccal. Yıkması anında kıyamet kopuyor. Onun için bunun karşısındaki tamirci kıyamet. Onun için büyük Deccal denmiş. Yoksa tahribatı büyük olduğundan değil. Beşer dünyasında ha ona geleceğim. İkinci bir rivayet var. Gelir diyor Kabe'nin etrafına çapar diyor. Dış duvarını yıkar. Kabe'yi yıkmaz. Orada kalır korkar diyor büyük Deccal. O bile korkar. Orada durur ama işgal altında. Kabe haç biter. Her şey biter. Zaten Müslüman kalmamış öldürün. Sarar. 7 sene dünya öyle durur. Ve 7 sene sonra kopar. Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar insanlık aleminde Süfyani Deccal kadar tahripçi kötü bir sistem, rejim gelmemiştir. Diğer rejimler ya katletmişlerdir, katliam yapmışlardır veya bir küçük bölgelerde, sitelerde yani Lut kavmi, Ad kavmi, Semud kavmi, 10 bin bir 5000 kişi, 2000 kişiydi bir kavimler yani. Alemi İslam içinde, şey insanlık alemi içinde, Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar Süfyani Deccal
Yani Mustafa Kemal kadar şer, Kemalizm kadar din, zalim bir sistem gelmemiş, gelmeyecek. Çünkü inne dine indallahil İslam. Allah nazarında en makbul din olan İslamiyet'e darbe vurduğu için. İman, peki şeri nereden geliyor? İmansızlığa vesile olduğu için. Diğerleri Musa Aleyhisselam kavmine ateş atıyorlardı, suya atıyorlardı, kesiyorlardı. Bunlar şehit oluyordu, öldürülüyordu. Ama bu rejimde imansız oluyor. İmansız mı, yanmak mı? Ha, dolayısıyla bu beşer dünyasının en büyük deccalıdır, Sufyanıdır. Sufyan, İslam deccalı. Lenin bazı diyor ki, diyor artık komünistlik kalmadı diyor, kardeşim sen hala yeni bir kompozisyon yaz diyor. Kompozisyonu ben yazmadım kardeşim. Kompozisyonu yazanların kompozisyonunu okuyorum sana. Kafana yatar veya yatmaz. İster dinle, ister dinleme. Kompozisyon yaz diyor. Hani bu tabiri tüm kullanıyor. Saygısız. Sanki benim fikrim bu. Ha, o başlatmış. Komünistlik aşağıdan kaynıyordu. Sen hiç Kastamonu okumuyor musun? Komünistlik ne demekmiş? Biliyor musun? Komünistlik ne demekmiş? Mesela demokrat ne demektir? Demokrat iki sıfatı var. Demokrat kim Risale-i Nur'u serbest bırakacaksa, hürriyet-i şeriyeyi kim Müslümanlar veriyorsa demokrattır diyor. Ustad iki sıfat veriyor demokrata. Bak demokrat şeylerine bakın. Demokrat bir parti değil. Bir parti isminde gözükebilir. Bir hareket değil. Hareketin iki sıfatı var. Bir Risale-i Nur'a sahip çıkacak. Risale-i Nur'u neşredin diyor. Neşredecek. Demokratlar yapacakmış bunu. İki Müslümanlara hürriyet-i şeriye verecekmiş. Demokrat budur. Biraz kardeş simge ve sembolden anla. Şahıslara ve tabelalara takılma. Kabe'deki dönmek ne demektir? Canına eğilip kalkmak lazım. Ne demek? Simgelerden, sembollerden arkaya geç. Bak şimdi komünistlik ne demekmiş bak. Komünistliği sen Rusya mı zannettin? Allah'ın şey mi zannettin? Bak burada söylüyor. 149 Kastamonu. Bak böyle okuyacaksın. Öyle adam gibi okudun mu gözükür. Şeriat-ı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam olan Seddi Kur'an'ının, Seddi Kur'an, Şair-i İslamiye var ya, Şair-i İslamiye İslam'ın Kur'an'ın seddiymiş. Düşmanların girmesine mani. Bir de söyleyeyim neymiş? Sed. Nedir sed? Kur'an'ın düşmanların girmesine mani. Nedir o? Seddi Zülkarneyn. Sed nedir? Sed neydi? Engel. He? Nedir ama o ne? Resulullah abi. Neydi? Şeriat abi. He? Şeriat. Şair-i İslamiye. Şair-i İslamiye İslam'ın, Kur'an'ın, nurculuğun, imanımızın, İslamiyetimizin sur var ya sur. Düşman girmesin. Şair-i İslamiye surdur, sur. Sur yıkıldı mı? İçerideki surun içerisine düşman girdikten sonra ne kadar kadın tesettürlü olsun hiç fark etmez. Ne kadar çocuklar hiç kimse güvende değildir. Şairi yıkan komünisttir. Şair dinsiz yani komünist bile değil. Komünist bir makamdır. Süfyan-ı Deccal'dır. Adam gelir gelmez ilk önce şaire hücum etti. Ezanı mesela. Bir de abi halkın hükümete karşı çıkartıyor. Evet. Şahsi fazlardan üstündür. Diyor. Tabii şairler, tabii şahsi fazlardan üstündür. Bak okuyayım. Ortadan okuyorum. Bak neyse. Şuradan alayım. Hayat içtimai idare eden en mühim esas olan hürmet ve merhamet gayet sarsılmış. Bazı yerlerde gayet elin ve biçare ihtiyarlar ve peder ve valideler hakkında dehşetli neticeler veriyor. Cenab-ı Hakk'a şükür ki Risale-i Nur bu müthiş tahribata karşı girdiği yerlerde mukavemet ediyor, tamir ediyor. Seddi Zülkarneyn'in tahribiyle Yecüc ve Mecüc'lerin dünyayı fesada vermesi gibi bak şeriat-ı Muhammedi aleyhissalatü vesselam olan Seddi Kur'an'ının tezelzülüyle Yecüc ve Mecüc'ten daha müthiş olarak o zaman Seddi Zülkarneyn yapılmış Yecüc ve Mecüc için. Bak Yecüc ve Mecüc'ten daha dehşetli bir şey çıkacak diyor. Yecüc ve Mecüc'ten daha müthiş olarak ahlakta ve hayatta
zulmetli bir anarşilik, zulümlü bir dinsizlik, fesada ve ifsada başlıyor. Daha yeni. Bak, bu Kastamonu 1938, 8 koy. 1926, 8 koy. 34. Yani Kastamonu 34. 8 koy. 42. Ha, Kastamonu hayatı o. Tamam. Neymiş? Yecüc ve Mecüc'den daha dehşetli olarak ahlakta, içsel yapı, yani Hürmet Mehmet, ülvi duygular, ahlakta ve hayatta, cemiyet hayatında, Şair-i İslamiye'de zulmetli bir anarşilik, zulümlü bir dinsizlik, fesada ve ifsada başlıyor, komünistlik yani. Öbürleri zulümlü değildi demek, karanlıktı abi. Öldürüyordu, karanlıktı. Mesela adam, bana tabi misiniz dedi Nemrut, değilim, altından ateşe oldu şehit. Kız çocuklarını gömerdi, oldu şehit. Bana tabi misiniz lan? Değilim. Kesin. Şimdi öyle mi? Şimdi üfüre dinsiz yapıyor. İmansız yapıyor. Hatta din düşmanı yapıyor Müslümanı. Hatta din düşmanıyla beraber hareket ediyor. Bundan daha büyük korkunç olabilir mi? Cumhuriyet Halk Partisi için dini cemaatler kurulmuş. Süleymancılık, tarikatçılık, Nurculuk, Kadir İnakşı hepsi.